Sultanbeyli'nin en prestijli bölgesinde yeni bir yaşam doğuyor. Çok lazımdı. USB evlerin oyununu yapıyoruz. USB evler aslında Kalt'ın bir videosu. Bu videoda gerçek hayatın zorluklarından ve sorumluluklarından kaçan Ozan karakteri kendisini Sultanbeyli'deki bir konut projesinin dosyalarının içine ışınlıyor. Arkadaşı Erman da sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak arkadaşı Ozan'ı dünyaya döndürmeye ikna etmeye çalışıyor. Ben de şu sıralar yapacak daha eğlenceli bir işim olmadığı için bunun oyununu yapmaya karar verdim. Yapmam gereken ilk şey USB evler dünyasını oluşturmaktı tabii ki. Unity projesini oluşturarak başladım. Öncelikle binaları halletmek istiyorum. Birebir aynı modelleri bulamadım ama şu tarz 1-2 farklı çeşitte binalar buldum. Bunları kullanabiliriz. Zemin için kullanacağımız çimen, kaya, beton tarzı texture'ları da buldum. Daha sonra da çok kaliteli palmiye ağaçları buldum. Bunları kullanarak öncelikle bir tane site oluşturmuş oldum. Aslında videoyu incelediğim zaman USB evlerin de bu sitelerden oluştuğunu fark ettim. 5 tane sitenin birleşimi, ortada da havuz ve ağaçlarla USB evlerin genel yapısını oturtmuş olacağız. Havuzu da buldum. Biraz üzerinde oynamam gerekti. Şu şekilde ayarladım. İçerisine fıskiyeler koydum. Derken genel USB evler görüntüsüne yakın bir görüntü elde etmeye başladık. En ikonik şeylerden biri tabii ki de USB evlerin giriş kapısıydı. Videoyu hazırlarken bu kapı modelini nereden buldular, nasıl yaptılar gerçekten bilmiyorum ama ben çok araştırdım, bulamadım. O yüzden kendim yapmaya karar verdim. Aslına yakın bir şey yapabildiğimi düşünüyorum. Bu da kesinlikle gerekliydi. USB evlerin imza görsellerinden birisi çünkü. Üzerindeki tabela kısmına USB logosu ve USB evler yazmayı da unutmuyoruz tabii ki de. En az bunun kadar imza olan şeylerden birisi de Ozan Akyol heykeli tabii ki. Bunun da orijinalini bulamadım ama benzerini, hatta daha ihtişamlısını buldum. Güzel bir ayarlama yaptıktan sonra dünyamıza ekledim. Ama tabii bu heykelin şu anda ruhsuz bir kafası var. Bunu değiştireceğiz. Bunun yerine Ozan Akyol kafası koyacağız. Videodakinin aksine biz kendimiz doğrudan dünya üzerinde gezebileceğimiz için bu kafanın sürekli bize bakması gerekiyor. O yüzden bir billboard sistemi ayarladım. Bu sayede nereye gider derseniz gidin, Ozan Akyol Şövalyesi'nin heykeli gözlerini sizden ayırmıyor ve tüm bir yaşam kompleksini tek başına korumaya yetiyor. Bunu da hallettikten sonra yine çok önemli gördüğüm şeylerden birisi arka plandaki semtin genel görünümü. Bunun için öncelikle Sultanbeyli görsellerini araştırdım ama bir türlü bunun birebir aynısını bulamadım. Ben de daha sonra teknolojinin bize bahşettiği bazı araçları kullanmaya karar verdim ve videodan SS alıp Google Lens'te tarattım. Birebir aynı görseli buldum ama öğrendim ki bu görsel Sultanbeyli Beyliğe değil Esenyurt'a aitmiş. Dolayısıyla burada Kalt'ın izleyicilerini nasıl aldattığını da doğrudan görebilme fırsatı yakaladım. Bu bilgiyle yapabileceklerinizin sınırı yok. Tek sınır hayal gücünüz. Derken bunu da sağlı sollu bir şekilde kocaman bir halde uzağa bırakıyorum. Böylece dünyamızın genel görünümüne çok ciddi bir katkı sağladı. Bu billboard sayesinde bu dünyada gezerken hem şehrin merkezinde hem de şehrin karmaşasından uzağında olduğunuzu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bunu da hallettikten sonra Ozan karakteriyle bu dünya içerisinde rahatça gezebilmek istedim. Bu yüzden de videodan Ozan'ın full body göründüğü halinin ekran görüntüsünü aldım. Yine teknolojinin getirdiği binbir çeşit araçtan bir tanesini kullanarak arka planını temizledim ve oyunuma kontrol edilebilir bir karakter olarak ekledim. Bunları da yaptıktan sonra artık bir menü hazırlamak istedim. USB evler yazısını aynı şekilde aldım. Ana ekrana koydum. Aşağıya da play yerine tabii ki Kalt jargonunda sık sık kullanılan SA ve AS indikatörlerini kullandım. SA butonuna bastığımızda AS bizi karşılıyor ve Ozan veya Erman karakterlerinden birisini seçmemiz isteniyor. Dolayısıyla burada Erman'ın da bir adet kelle görselini ve bir adet full body görselini videodan aldım. Böylece seçilebilir iki karakterimizin olduğu, ister Erman olarak ister Ozan olarak oynayabildiğimiz USB evler oyununun temellerini atmış olduk. Bunları da yaptıktan sonra oyunda hiçbir ses olmadığını fark ettim ve bazı sesler eklemeye karar verdim. Bunun için öncelikle oyun başladığında Ozan Akyol bize Sultanbeyli'nin prestijli bölgesinden bahsediyor. Tabii bunu videodan kestiğim için arka planda müzik vardı. Yine çağımızın hastalığı yapay zeka araçlarına başvurarak bu sesi müzikten ayırdım. Sonrasında da karakter seçerken Ozan'a ve Erman'a karakter seçme sesleri ekledim. Çok lazımdı. Ozan!
Bunları da yaptıktan sonra en azından prototip bir halde USB evler içerisinde gezebildiğimiz bir oyun yapmış oldum. Bunu itch.io hesabımdan indirip oynayabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Tabii ki USB evler videosunda görünenlerin neredeyse hiçbiri şu an oyunda yok. Bunların hepsini zaman içerisinde ekleyerek oyunu güncellemeyi düşünüyorum. Ayrıca ileri bir zamanda oyunun VR versiyonu da gerçekten çok daha konsepte uygun olacaktır. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce USB evler oyununda şu an olmayan ama olmasının elzem olduğu neler var? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Çok lazımdı.